peç hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde operatörleri göreceğiz. Operatörler bir bir nevi işaretler, işlem işaretleri gibi düşünebilirsiniz. İşlemlerde işlemlerde kullanacağımız işaretleri öğreneceğiz. Şimdi örnek örnekler üzerinde göstereceğim tabii ki. Var diyelim. ve değişken tanımlayalım mesela isim diye bir değişken tanımlayalım. Ne olsun bu? String olsun tabii ki. String eşittir diyoruz. Eşittir tırnak işaretleri arasında action kod bölümündeyim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. <laughs> var isim dedik string dedik operatörler artı eksi artırma çıkarma ve veya eğer e, diğer programlama dillerini biliyorsanız Bunlar hakkında ufak tefek e, yani biliyorsanız zaten e, bir bilginiz vardır bir Altyapınız vardır bilmiyorsanız da şimdi öğreneceksiniz e, Çok detaylı göstermeyeceğim çünkü zaten onları e, ileriki derslerimizde işlemlerin üzerinde kullanacağım o zaman anlatacağım şimdi sadece bir Ön bilgi olsun temel hazırlık olsun diye göstereceğim Şimdi mesela isim e, osan beni PHP hoca diyeyim. PHP hocam diyoruz. PHP hocam dedik. PHP hocam diye bir isim tanımladık. String tabii ki bu. Şimdi trace metoduyla, trace fonksiyonuyla ne yapacağız bunun? Output yani çıktısını alacağız. Şimdi şöyle yapalım. Eğer isim isim eşitse mesela pro PHP hocama bakalım. Pro PHP hocama bize çıktı Trace'desin. İsim eşit yani çıktısını versin. Şimdi burada iki şık var arkadaşlar. Eşittir. ya doğrudur ya yanlıştır. Yani ya true'dur ya false'dur. Gördüğünüz gibi output'ta false yazıyor. Çünkü ben daha önceden bazı şeyler deniyordum. şöyle yapalım. O yüzden ilk başta php hocam yapalım bu şurayı. php hocam yapıyorum. E, ctrl enter yapıyoruz. ctrl enter. E, true. Gördüğünüz gibi true output'unu çıktısını aldık e, turuyu aldık e, fakat biz bunu pro yazarsak başına Ctrl Enter dediğimizde gördüğünüz gibi e, false çıktısını alıyoruz yani false sonucunu alıyoruz e, bize false diyor çünkü yanlış işlemimiz e, şimdi işlemlere geçelim arkadaşlar şöyle yapalım nasıl bir şeyler yapalım e, şurasına yorum yapalım bir önceki derslerde öğrenmiştiniz şöyle yorum yapalım. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz. Var eşitlik 2 nokta u integer diyelim. Integer. Ee, şöyle yapalım. İşlem, bir işlem yapalım. Mesela e, 25. Şöyle şöyle göstereyim. Şurada göstereyim arkadaşlar. E, 25 artı 20 diyelim. Mesela sonucunu bize ne verecektir? Trace dersek bunu trace trace eşitlik bize sonucunu gördüğünüz gibi 45 verdi. Bu toplama işlemi eksi çıkarma işlemi bize 5 sonucunu veriyor. Çarpma işlemi var. Çarpma işlemimiz var çarpma işlemimiz. Hepsini tek tek böyle yapmayacağım. Şu an hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Çünkü uzatmak istemem çok fazla. O kadar önemli değil. Çünkü aslında en önemli partin kodlamanın önemli, önemli partlarından birisi yani bölümlerinden birisi. Fakat dediğim gibi işlemlerde kullanacağız bunları zaten. O zaman açıkçası çarpı bölmeyi zaten biliyorsunuz. Şimdi bilmediklerinizden şöyle şurayı ne yapalım? Şimdi var eşitlik dedik. Ee, döngülerde falan kullanacağız arkadaşlar. Şuraya sileyim. Eğer iki tane artı varsa bu iki tane artının anlamı arttırma demek. Ee, bu Bunu e, arttırmak için kullanıyoruz. Herhangi bir şeyi arttırmak için. Mesela A C++ da da vardır. Mesela A artı artı dersek mesela bu A'yı arttıracağımız anlamına gelir. Yani A eşittir. A artı birdir bu. Her seferinde bir arttırırsınız. Ee, eksi eksi derseniz şöyle şurada yani diyelim a'mız 1, 1 artı 1 2 olur. A'mız 2, 2 artı 1 3 olur. A'mız 4, 4 artı 1 5 olur. Ee, diyelim e, şu eksi eksi de arkadaşlar yani dedim, a eksi eksi yazdık mesela bu da çıkartmak anlamına geliyor. Yani her seferinde bir azaltacağız. A'mız 5 ise 4 olur. 4 ise 3 olur. Bu gibi anlamlara geliyor. E, artı eksi gösterdik. Yüzde işareti ise arkadaşlar yüzde yüzde işareti herhangi bir şeyin yüzdesini almak, e, yüzdesini kullanmak e, ise ne anlama geliyor derseniz e, bu da mod anlamına geliyor. Mod mesela e, yüzde Nasıl yapalım? Mesela herhangi bir şeyin şöyle şimdi şöyle direkt anlatayım mesela arkadaşlar mod 10 yazarsanız ne olur? Bu 10 anlamına gelmiyor arkadaşlar anlamına gelmiyor. Ne anlamına geliyor? Herhangi bir senin mesela herhangi bir şey mesela 100 mod 100 yüzde 10 100, yüz 10 yani yüzde de şuraya mesela. 70 diyelim 10. Bunun 70'in 10'a bölümünden kalanı anlamına geliyor. Yani yüzde bize kalanı verir. Yüzde bize neyi veriyor? Kalanını, kalanı veriyor. Küçüktür işaretini biliyorsunuz. Büyüktür işaretini biliyorsunuz. Küçük eşit ise bu. Küçük eşit ise bu. Bu küçük eşit anlamına geliyor. Mesela 5 4 diyelim. 5 bu 5'in 4'ten küçük ol e, pardon 5 4 değil mi 5 40 diyelim. 5'in 40'tan küçük olduğunu göstermek için şunu kullanıyoruz. Küçük eşit yani ilk baş küçüktür büyüktür şartını sonra eşitliği kullanıyoruz. Büyük eşitse tabii ki tam tersi oluyor. E, eşittir kullanmak için ise arkadaşlar iki metodumuz var. İki tane eşittir kullanırsak şimdi 5 5 bu Tamam ne demek e eşitse demek yani şu eşitse. Fakat buradaki eşitlikte data type'ları önemsizdir. Data type dediğimiz veri çeşitleridir. Burada veri çeşitlerinin herhangi bir önemi yoktur. E yani 5 5 birbirine eşittir. Fakat bu 5.0 ise bu burada birbirlerine eşit değil arkadaşlar. ikisi birbirine eşit değil. Neden çünkü birisi integer bir değer bir tam sayı bir değer. Birisi ise e ney e decimal yani ondalıklı bir değer küsüratlı ondalıklı bir sayı. O yüzden bunlar birbirine eşit değil. Bunların e, şöyle yaparsın. Yani şu an tabii ki birbirine eşit der eğer yaparsanız iki tane eşit kullanırsanız çünkü iki tane eşittir de data type'larının yani integer mı, e, decimal point mi, ondalıklı sayı mı olduğunu önemsemez. Fakat üç tane eşittir kullanırsanız veri çeşitleri, data type'ları önemlidir ve e, bunların birbirine eşit olmadığını size söyleyecektir. Bunları ileride göreceğiz, derslerimizde göreceğiz. E, şu ise tam olarak eşit değildir. Yani e, tam eşit değildir. Tam eşit. Yani data type'ları, veri çeşitleri aynı mı, değil mi? Yani şurada da ise daha biraz önce anlattığımın tam tersi ünlem iki tane eşittir koyduğumuzda. Ee, onun haricinde e, diğer kodlama dillerinden biliyorsunuzdur. Birçok kodlama dilinde var. Bu V demektir arkadaşlar. Ee, bu V demektir. Ee, şu v demektir. Kullanacağız. Mesela e, her bir işlem yaparız. Mesela A eşittir. 5, 4 deriz mesela. Ve B eşit Tabii iki tane eşittir. Kullanacağız. 5 diyelim şöyle e, herhangi bir işlem yaptırız deriz ki a 4'e eşit ve b 5 ise yani a 4 olacak b 5 olacak İkisi de doğru olacak yani a eğer şurada biz aya 3 demişsek 3 diye bir değişken tanımlamışsak yani şöyle gösteriyorum arkadaşlar yani, yani e, flash kodlarını kullanmıyorum. Var deyip kullanarak bir şeyler yapmıyorum. Uzatmak istemiyorum. Kısa kısa anlatıp derslerde uygulamak istiyorum. Şu an ön bilgi olsun diye gösteriyorum. A3 diyelim burada. Bu sefer bu bize yanlış sonucunu verecektir. Çünkü biz burada A'nın A4 istediğindik. A3 olsun. B B5 olsun. Bu doğru sonucu vermez. Tamam B doğru ama A'nın da doğru olması gerekiyor. Orada ise tam tersi. Orada ise Orada ise or. Or dediğimizde bu iki tane dik çizgi sanırım F12'nin altında falan olması gerekiyor klavyenizde artık evin dediğimiz klavyenize göre değişir bu. Bunda ise ise işlemlerden değerlerden koşullardan koşullardan şartlardan bir tanesinin doğru olması yeterlidir yani A A3 biz burada A'yı 4 istiyoruz. Tamam. A yanlış ama B doğru olduğu için bize true sonucunu verecektir. Yani e, istediğimiz kodlamaya devam edecektir. Burada herhangi bir şey ekolatırsak ekolatacaktır onun Çünkü bir tanesi doğru. Bu veya demek. A 4 veya B 5 ise. Yani ikisinden biri doğru olsa yeterli oluyor. Tabii ki daha da arttırabilirsiniz. E, soru işaret... E, if biraz farklıdır bunda arkadaşlar. Soru işareti iki nokta ise conditional e, yani koşul anlamına geliyor. A e, koşul anlamına geliyor. Yani if gibi düşünebilirsiniz. Yani if aslında bu. If anlamına geliyor. If de bu. E, bir sonraki derslerimizde daha detaylı bir şekilde anlatacağım kullanırken e, fazla kafanızı karıştırmak istemedim. Hızlı bir şekilde e, geçmek de istemedim aslında. Yine detaylı anlattım. E, bir ön bilgi olsun aklınızda kalsın. Diye anlattım arkadaşlar. Zaten ileriki derslerimizde uyguluyor uyguluya gideceğiz. Her şey sıfırdan başladım. Temelden anlatmaya başladım. Gidiyoruz. Ee, i̇nşallah güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.